Kaliperin içini kontrol ediyoruz. Herhangi bir pislik olmuyor. Kaliperin içi tertemiz olacak. Sonra bu siyah dişlimizi, dişinin olduğu yeri, kaliperdeki yerini de tertemiz temizliyoruz. Bunu taktığımızda надо всё перепроверить, чтобы всё было чисто и внутри не было ничего никакой грязи. Bunu taktığımızda bu burada çok rahat bir şekilde dönmesi lazım. Начинаем вставлять с чёрного пластика и это должен нормально вращаться внутри. Seti takarken когда вставляем ремкомплект. Önce bu kırmızı plastiği söküyoruz. Пластик вытаскиваем. Sonra plate'i de söküyoruz. Потом plate вытаскиваем. Sonra setimizi hiçbir yere çarpmadan şöyle düzgün bir şekilde. Ремкомплект, когда вставляется, вставляется без того, чтобы он испортился, надо нормально вставлять без того, чтобы он трогал что-то другое. Şimdi plate'le beraber taktığımızda şu arkasının döndüğünü göremiyoruz. Когда вставляем с плейтом, мы не видим, как она вращается внутри. Bu şekilde döndüğünü bilemediğimiz için set gevşek kalıyor, tam sıkamıyoruz. Когда мы вставляем вместе с плейт и не видим, как она вращается, она не сжимается до конца. Bunu buradan bastırıp buradan sıkıyoruz sonuna kadar. Нажать и до конца все сжать. Sıktıktan sonra bu şekilde bir setimizi kontrol ediyoruz. Çalışıyor mu? Сначала контролируем, как работает ножка внутри. Sonra bu plate'i nasıl takıyoruz biliyor musun abla? Onu da göstereyim. Plate'in girdiği delikleri var. Начинаем вставлять плейт. Bunları buraya eşit bir şekilde şöyle koyuyoruz. Там есть дырочки, куда надо именно вставить и чтобы она заходила именно в дырочки. Bu ayar piminle şöyle hafiften çevirdiğimizde bunu dişlinin buraya oturduğunu hissederiz zaten ağızlardan. Ağızlattırdıktan sonra geri и начинаем скручивать. Sarıyoruz. В обратную сторону, чтобы это все зашло внутрь. Sonuna kadar geldik. Son. Sona geldik. Доходим до конца. Sona geldikten sonra bir tur açıyoruz. Открываем на один тур. Sonra kontrol edelim. И начинаем проверять. Крайний проблем. То есть все работает.